Efendim hepinize afiyet olsun. Hepimiz şunu çok iyi biliyorduk ki kar yağsın, toprağın kara ihtiyacı var. Bereket olsun, güzellik olsun, çiftçi kazansın, üretici kazansın, alın teri dökenler kazansın. Dolayısıyla şartlar biraz zor. Dışarıda soğuk var, içeride de biraz hava serin. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar kısa keseceğim. Önce şunu ifade edeyim. Çok ayrıştık, çok bölündük. Çok kavgalı hale geldik. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Ya madem ki Adem'le Havva'dan geliyoruz, niye kavga ediyoruz? Hepimiz kardeşiz o zaman. Hepimiz birbirimize insani olarak bakmak zorundayız. Güzel sözler söylemek zorundayız. Birbirimizin derdiyle ilgilenmek zorundayız. Eğer bunu yapabilirsek emin olun Türkiye çok hızlı büyür. Çok hızlı kalkınır. Herkesin de karnı doyar. Yaşanan sıkıntıları siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Büyük sıkıntılar var. Bu sıkıntıları aşmamız lazım. Beraber aşmamız lazım. Birlikte aşmamız lazım. Sıkıntıları aşmanın yolu birlikte olmaktır, beraber olmaktır. Sıkıntıyı yaratanlar siyasilerdir. Onu da söyleyeyim açık yüreklikle. Sıkıntıyı yaratanlar siyasilerdir ama sıkıntıyı çözecek olanlar da siyasilerdir. Dolayısıyla siyasilerin önünü açacak olan da sizlersiniz. Sizler yetki verdiğiniz sürece Türkiye sorunlarını aşabilir. Bir iktidara görev verdiniz, görevini yapmaya çalıştı ama bugün geldiğimiz nokta belli. Piyasalar yangın yeri, mutfaklar yangın yeri. Buradan çıkması lazım Türkiye'nin. Çıkmasının yolu da değişikliktir, değişimdir. En büyük hakem halktır. Halka gitmek lazım, halkın oyunu istemek lazım. Sandığı koymak lazım, sandığın gereği neyse başımızın üstüne bunu yapmamız lazım. Bunu yapabilirsek emin olun Türkiye'yi büyütürüz. Türkiye'yi kalkındırırız. Şimdi hepimiz geldik, dolara endekslendik. Efendim dolar nereye gidiyor? Dolar düştü, dolar yukarıda çıktı, dolar aşağı indi. Ya çocuğunu akşam yatağa aç yatıran anne hangi dolarla ilgilenecek? Doları var mı bunun? Milyon dolarları var mı? Yok bunların. Dolayısıyla bugün açlık ve sefalet var Türkiye'de. Yoksulluk var Türkiye'de. Bunun çözülmesi lazım. Her çocuğun yatağa karnı tok yatması lazım. Annenin bu konuda elinden gelen çabayı gösterdiğini biliyoruz. Ama imkanlar vermek lazım. O imkanlar olmazsa sorunu çözemeyiz. Çözmekte zorlanabiliriz. Şimdi buraya oturacağım. Sizden gelen bütün soruları samimi olarak cevaplandıracağım. Şunu sakın unutmayın. Acaba şu soruyu sorsak genel başkan üzülür mü? Asla üzülmem. Rahatlıkla her soruyu sorabilirsiniz. Aklınıza gelen, benimle ilgili, partiyle ilgili, ekonomiyle ilgili ne geliyorsa aklınıza rahatlıkla sorun. Söyledim, birbirimizi tanımamız lazım. Birbirimizi daha iyi tanımamız gerekiyor. Ve açıkça söyledim, helalleşmemiz lazım. Oturalım bir helalleşelim ya. Nedir, ne oluyor bu Türkiye'de? Niye kavga ediyoruz? Bu bereketli topraklarda hepimizin huzur içinde yaşaması lazım. Birlikte yaşaması lazım. Gideceğimiz başka yer yok. İki kırmızı çizgimiz var. Onun da altını özenle çizmek isterim. Kırmızı çizgimiz birincisi vatan, ikincisi bayraktır. Bunlar bizim kırmızı çizgimizdir. Onun dışında herkesle otururuz, konuşuruz. Niye konuşmayalım? Bayrak bizim bayrağımız, vatan da bizim vatanımız. Dolayısıyla bu bayrak altında vatanımızda huzur içinde yaşamak istiyoruz. Beraber yaşamak istiyoruz, birlikte yaşamak istiyoruz. Bir şey daha ifade edeyim. Siyaset kirlilikten mutlaka arınmalı. Siyaset kirlilikten arınmalı. Siyasetçi halka hesap vermeli. Hesap vermek her siyasetçi için onurlu bir görev olmalı. Bu olmadığı takdirde olmaz. Siyasetçinin harcadığı para sizin paranız. Fakirin parası, fukaranın parası, zenginin parası. Yani çocuk doğduğu andan itibaren vergi verir. Bu vergiyi harcayan siyasetçidir. Siyasetçi bu parayı harcarken hesap vermek zorundadır. Eğer siyasetçi hesap vermiyorsa demek ki cebini dolduruyor demektir. Dolayısıyla her birimizin dikkatli olması lazım. Her birimizin ülkemizi, bayrağımızı düşünmesi lazım. Her birimizin daha güzel bir Türkiye özlemi var. Bunun gerçekleşmesi için çaba harcaması lazım.
Dolayısıyla soruları rahatlıkla sorun. Her soruya cevap vereceğim. Hiç endişe etmeyin. Doları endekslediler biliyorum. Ama bizim Türk liramız var. Adı üstünde Türk lirası var. Türk lirasının değerini ve Türk lirasının itibarını korumak zorundayız. Bankadaki mevduatın garantisini dolarla verirseniz, faizin garantisini dolarla verirseniz bu olmaz. Bu yanlıştır. Milli paramızın itibarını kimsenin düşürmeye hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. Para bizim paramız. Alıyoruz, cebimizde taşıyoruz ama eğer itibarsız kılarsanız paranın değeri düşer. Bugün bankalardaki mevduatın %66'sı döviz. Niçin? Güvenmiyor vatandaş. Tasarrufum var, dövize yatırdım diyor. Dolayısıyla bu tablonun da değişmesi lazım. Değişmesinin yolu da ahlaklı bir siyasetin Türkiye'yi yönetmesi lazım. İşin özeti budur. Hepinize teşekkür ederim. Afiyet olsun diyorum. Oturacağım buraya. Aklınıza gelen her soruyu rahatlıkla sorabilirsiniz. Her soruya bir şeyden emin olmanızı isterim. Her soruya büyük bir samimiyetle cevap vereceğim. Yani şöyle alttan alalım, yukarıdan alalım, üstten dolanalım. Yok öyle bir şey. Samimi, açık yüreklikle her soruya cevap vereceğim. Çünkü ne dedim? Oturup bir helalleşeceğiz. Bunu yapacağız. Beraber yapacağız ve birlikte yapacağız. İnşallah.